Yani tövbe ediyorum, bir daha yapmayacağım diyorum. E yapmıyorum da ama yok. Geçmişim beni rahat bırakmıyor yani, olacak iş değil ya. Neyi yanlış yapıyorum ben? Bu niye olmadı bu ya? Sedat Bey, sizin ne işiniz var burada? Tabii tanıdınız beni değil mi? Yani sizi tanımamak mümkün mü efendim? Sadece böyle makinenin başında görünce birazcık şaşırdım. Ha, ya ben de çalışanlarımızın performanslarını nasıl arttırabiliriz diye bir fikir ürettim de onu uyguluyordum. Ya bir süre daha bu araştırma için burada olacağım. Ama kimseye söyleyemem, gizli. Yani biz şimdi sizinle bir süre birlikte mi çalışacağız? Yani hani performans artana kadar çalışanlarımızın ama bir süre yani. Vallahi benim performansım şimdiden arttı. Yani sizinle çalışacak olmama inanamıyorum. Bu arada duru ben. Memnun oldum. Yani sizi bu kadar yakından gördüğüme de inanamıyorum açıkçası. Yok canım ya, biraz abarttınız. Nihayetinde ben de etten kemikten bir insanım. Da. Ya Duru, şunu beceremedim ben de. Bana bir yardım eder misin? Tabii ederim. Büyük ihtimalle çerçevenin içine tam yerleştiremiyorsunuzdur. Ben diğer departmanlardaki fotokopileri de getireyim, size göstereyim. Olur mu? Olur. Olur. Bekliyorum. Tamam. Allah'ım neydi bu şimdi ya böyle? Ah, afet. Allah'ım benim şu küçücük odaya sıkıştırıyorsun ama sınavlarını hiç eksik etmiyorsun maşallah. İstediğiniz boyutlara göre şu şekilde yerleştiriyoruz Sedat Bey. Çok güzel. Yerleştirmek kolaymış ya. Daha sonra şu tuşa bastıktan sonra tamama basınca kopyalanmaya başlıyor. Tamama basıp bekliyoruz. Bakın, evet, bu kadar kolay. Tamam, şimdi ben deneyebilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Buyurun. Şunu size vereyim. Şurası değil mi? Evet, orası. Bakayım, oldu herhalde. Evet, evet oldu. Gerçekten harikasınız Sedat Bey. Harika olmak benim lanetim. Nalan, ne yapıyorsun burada? Kolay gelsin. Rahatsız etmiyorumdur inşallah. Yok canım, ne rahatsızdı ya. Dur hanım, teşekkür ediyorum. Sizi alabiliriz dışarıya. Çok sağ olun. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Şey diyecektim. Akşam acaba bir şeyler mi yapsak? Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Hı. Birlikte birkaç gün bir yerlere kaçabiliriz. Baş başa küçük bir tatil mi yapsak? Ne dersin? İkimize de bence çok iyi gelir. Tatile mi? Evet. Havalar güzelleşti. Şimdi nereye gitsek her yer çok güzel olmuştur. Olmaz mı? Meryem, sen iyi misin? İyiyim. Değil gibi miyim? Yok yok, yani çok güzel görünüyorsun canım. Hatta her zamankinden daha neşeli, daha heyecanlı gibisin de... sen biriyle mi görüştün, konuştun? Ne yaptın? Yok, kimle görüşeceğim? Yani evden çıktım, buraya geldim işte. Yani bugün de alelade, bir gün, her gün gibi. Bir şey yok yani, değişik, farklı bir şey yok. Anladım. İyi vallahi yani... sana kim kendini bu kadar iyi hissettirdiyse onu daha çok görmelisin. Ya da ne bileyim, ne yaptıysan onu yapmalısın. Öyle mi diyorsun? Tamam. Dediğim gibi biz şöyle yapalım. Akşam sen gelince bir bakalım. Bir yerlere gidelim. Bir şeyler yapalım. Havamız değilsin. Olur mu? Tabii tabii, olur. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah ya.
Oh be. Dünya varmış ya. Abi neydi o rezillik öyle ya? Neyse ki daha fazla uzamadan size kavuştum. Uygun olduğunda arasana beni. Alo Cana. Aa, neredesin sen? Telefonunuz cevap verdin. Yoksa yemek arası mı verdiniz? Yok, gizli garajımdayım. Ha, işe gitmeden önce şöyle bir bebeklerimden bir tanesiyle tur atayım da keyfim daha da yerine gelsin istedim. Ne o? Otobüsle şirkete gitme devri bitti mi? Aa, senin mesain başladı çok olmadı mı ya? Ne işin var ki senin bu saatte garajda? Ya dün sana söylemeyi unuttum. Artık bulaşıkhane kabusum sona erdi. Telefonum da hep bende. Aa, tamam işte süper. Lan ben sana demedim mi 3-5 güne babanı unutur diye? Bak bir de boş boşuna canını sıktı gördün mü? İyi hadi bakalım. Neyse. Sen şimdi onu bunu bırak da dün gece ne oldu anlat bakalım. Değil mi böyle koşa koşa Nalan'ın yanına dönmen çok gerekiyor muymuş gerçekten? Ya sorma. Dün gece döndükten sonra işler iyice sardı. Yine kavga ettik yani. Sular durulmuyor diyorsun. Neymiş derdi? Ya bilmiyorum ya. Yani yaklaşınca itiyor, uzaklaşınca da çağırıyor. Vallahi sıkıldım artık. Vallahi ne diyeyim be kuşum, sen de haklısın. Zor yani böyle bir kadınla. Nedir durumun? Bu gece gelebilecek misin bana? Bak sakın yanlış anlama. İffetli iffetli oturmaya yani. Yok, gece olmaz. Gece olmaz, dikkat çeker. Ama belki iftardan önce falan bir uğrarım ben sana. İftardan önce? Olur bana uyar vallahi. Orucu tutan sensin ne de olsa. Ya bendeki irade kimse de yok, sen merak etme. Rahat ol. İyi tamam, haber ver o zaman. Hı? Hadi öptüm. Ne yaptın Cana ya? Bu ne? Ya müsait değilim deseydin sonra görüşseydik. Saçmalama Sedat ya. Her zamanki halim işte. Ne var ki? Hadi gel. Çocuklara yemek hazırlıyorum ben de. 2 saate falan gelecekler. Yemek mi? Kılıkla mı yani? Allah'ım senin fethimi namusumu koru, yardım et. Çok kalmayacağım zaten. Ya Janus, ben seni uzun zamandır böyle giyinmiş görmemiştim. Niye böyle giyindin ki? Ay gerçekten abartıyorsun yani Sedat. Aa, bir dakika ya. Sen hem iffetli hem de iradeli bir adam değil miydin yoksa? Yo, tabii ki öyleyim de. Hı. Sadece orucun ilk günleri zor oluyor. Kıyamam ben sana ya. Ya Can abi bilerek mi yapıyorsun ya? Zaten burada kendimi zor toparlıyorum. Böyle destek olacağın yerde köstek oluyorsun bana. Ben sana hep destek oluyorum Sedat. Çok. Ama artık bu kadar da yok sayılmak istemiyorum yani. Tamam iyi misin, bir karın var. Bir şey demedik. Ama arada da bir sevgilin olduğunu unutma lütfen. Biraz da benimle ilgilen olmaz mı? Aferin çok özlüyorum ben seni ya. Ya tamam mı? Ben de çok özlüyorum ama biraz durmamız lazım. Konuştuk ya bunları Cana. Bak daha eski işime yeni döndüm. Naylanlarımı düzeltmem lazım. Sular bir durulsun. Şu olaylar bir geçsin. Düzeleceğiz inşallah. Bakacağız önümüze diyorum. Ama dediğim gibi yani biraz hayatımı toparlamam lazım. Diğer türlü rahat yok bize. Ne Feride Hanım'dan ne de babamdan yani. İyi tamam. Ama bak çok da sabırlı biri değilimdir. Biliyorsun değil mi? Yani o yüzden neyi düzelteceksen bir an evvel düzel. Çünkü artık gerçekten çok sıkıldım ben senden ilgi beklemekten. Ya esas Nalan'ın ilgiye ihtiyacı var bu aralar.
Yani kız babasını kaybettikten sonra toparlayamadı. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Nalan onların kızı değil, torunu. Valla şimdiden bu işi çözsen iyi edersin Sedat'cığım. Yani çünkü yani Feride'nin de bayağı bir yaşı var. Yani onun da nalları dikmesi çok uzak değil bence. Ya ağzını bir hayra aç ya. O zaman Nalan'ı kimse toparlayamaz. Anladın mı? Aman cadı kadın ölse bir türlü, ölmese bir türlü. Ama ne yapayım, kötü bir şey söylemiyorum ki. Sadece gerçekçi olmaya çalışıyorum. Al işte bak, Adil Bey'in de yaşı vardı. Mesela Allah rahmet eylesin. Feride de öyle. Ya Sedat, yani bu Feride kaç yaşında doğmuş olabilir ki bu Nalan'ı? Hı? Değil mi? Ne bileyim, sence de bir gariplik yok mu? Yani evet, var bir gariplik de. Gerçi bir ablası varmış Nalan'ın. O hasta diye yapmışlar Nalan'ı. Tedavi için diye olması lazım. İlik nakli mi ne, ama işe yaramamış tabii. Yine de ölmüş ablası. Bana bak, kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Nalan sadece bana bunu sır olarak anlatmıştı. Aramızda kalsın yani. Demek Nalan'a böyle anlatmışlar. Bak sen. Ne demek o? Nasıl anlatacaklardı ki başka? Ay yok ya. Ya bir insan kızına nasıl böyle bir şey söyler ki, bilemedim yani. Ay yani Nalan da çok suçlu hissetmiştir kendini herhalde. Yani onun için öyle söyledim. Ben tuz alıyorum. Hı hı. Ay bak, o kadar hazırlık yaptım. Keşke burada bozsaydın orucunu. Hı? Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Geliyorum. Allah'ım ya. Orucum bozulmuş mudur acaba? Niye bozulsun ki? Bir telefona da bakmadım. Ben geç kaldım. Benim çıkmam lazım artık. Daha zaten Nalan hediye bakacağım. Ne oldu gözlerine ya? Niye bana bakmıyorsun? Ya bir şey yok. Sabun kaçtı. Yandı biraz da ondan. Hadi ben seni ararım. Bay bay. Sen kocaman, iffetli bir şapşalsın Sedat. Yavaş. Özlemişsin kokumu. Bana dokunmayı özledin mi? Cevap ver. Çok özledim. Geceye kadar nasıl sensiz durabilmişim ki? Boş ver, bu özlemiş hallere çıldırıyorum. Minay, seni asla yalnız bırakmayacağım. İnan beni istersen. Thank you.
Açtın. Cindy'nin geçti mi demek bu? Hayır canım. Bakalım yine ne derdin var acaba? Beni böyle yana yakıla arıyorsun diye merak ettim sadece. Yoksa biliyorsun yüzüne kapamak benim için büyük bir zevk. Bir derdim yok Cana. Yani sadece özledim seni işte. Ha, sen özlemedin mi sanki? Yani Adil Bey'le görüşmekten özlemeye fırsatın kalmıyorsa... Bilemem tabii. Of Sedat ya. Ne Adil'i Allah aşkına. Arada sohbet muhabbet ediyoruz sadece. Hepsi bu. Gerçi bu aralar. Onu da yapamıyoruz da. Herhalde başları kalabalık. Ha bana bak. Bunların bir derdi mi var? Hayır çünkü adamcağız ne zaman görsem hep üzgün, hep böyle bir düşünceli görünüyor. Yani o bakımdan soruyorum yani. Ya bilmiyorum ya, yoğunlardır belki. Ben bir şey bilmiyorum. Ya sen şimdi onu bunu bırak da. Çok uzamadı mı şu aranızdaki mesele? Ha? Hani inadı bıraksan da görüşsek diyorum. Yani Alp de şehir dışına çıktı ama. Ay bilmiyorum Sedat ya. Vallahi bak hala sana çok kırgınım. Tamam işte bak, gönlünü almak için bana bir fırsat tanıcağına. Hadi bu akşam görüşelim diyorum. Tamam bak, istersen sadece sohbet ederiz. Bak konuşacak çok şey birikti. İyi tamam. Yalnız sadece sohbet edeceğime söz veremem. Akşam görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ne oldu? Özlemiş misin beni? Bakıyorum da o havalı konuşmalardan eser yok şimdi. Ama tamam be, uzatma işte. Özlediğimi yeterince gösterdim herhalde. Vallahi itiraf edeyim, ben de çok özlemişim. Hmm. Bir daha bu kadar uzak kalmıyorsun, tamam mı? Tamam. Ne o? Karın hala mutlu edemiyor mu seni? Ne alemde o taraf? O taraf biraz karışık bugünlerde. Aa, ne oldu ki? Hadi anlat, vallahi meraktan çatlarım ha. Ya sen onu bırak da, ben nasıl bir felaketin eşiğinden döndüm senin haberin yok. Ay Sedat şimdi bayılacağım. Niye öyle gizemli gizemli uzatıyorsun? Anlatsana şunu doğru düzgün. Muza evleniyor. Ne? Muzo evleniyor. Nasıl yani? Şaka yapıyorsun herhalde. Şaka maka yapmıyorum ya. Esas bomba da bu değil yani, düşün. Oha! Muzo'nun evlenmesinden daha büyük bir bomba olamaz bence. Ay Sedat ne olur bak, çok heyecanlandım şimdi. Lütfen bak, nerede, kimle, ne zaman evleniyor hepsini anlat. Muzo'nun evleneceği kız. Escort ve Muzo'nun bundan haberi yok. Ne? Ay yok artık Sedat, nasıl ya? Ay bir dakika, bir dakika. Yani bu olay benim gibi her şeyi normalleştiren bir işim bile fazla. Neyse Ya daha kötüsü, ben bu kızla bir ara takılmıştım. Hayır, sen Amerika'ya gitmiştin ya, birkaç ay kalmıştın hani. Ya o dönemde işte böyle saçma sapan bir şeydi yani. Ya şimdi bırak şimdi onu da. Bak bu kız benim abimi ağına düşürdü. Bin tane yalan söyleyip kendini aşık etti. Garibim, abimin dünyadan haberi yok ya. Sen ne yaptın peki? Öyle boş boş durmadın herhalde. Yani Muzo'nun peşini bıraksın diye tehdit falan etseydin bari. Ya yüzleştim. Her denedim ama beceremedim. Nasıl ya? Ya sen salak mısın Sedat? Neyi beceremedin ki? Allah Allah. Tövbe tövbe. Hayır yani ondan mı çekindin, anlamadım. Ya adı üstünde işte. Ya biz beraberken, kafam iyiyken beni kameraya almış. Elinde görüntülerim var yani, anlayacaksın. Ha birine bir şey söylersen internete yayacağım dedi. Çüş artık Sedat ya. Çüş ama yani gerçekten. İnanamıyorum ya sana. Ne olacak şimdi peki? Bak o görüntüler bir yayılırsa... Zaten düşünmek bile istemiyorum. Kız şimdi senin başa bir kullanacak yani. Sen ne yapacaksın peki? Ne yapayım? Cavit enişteye gittim, yardım istedim. Otelde hisse almasına yardım etmeme karşılık o da benim görüntülerimi yok etti işte. Ne yapayım? Vay be. Cavit enişte görüntüleri halledince gittim kıza, dedim ki Muzo'dan ayrılacaksın dedim. Ulan beni gitti bir de Nalan'la tehdit etti ya. Allah Allah, bak sen. Sert kaya çarptın yani. Para filan?
İşe yaramadı mı? Kaynağı bulmuşken bir avuç suya kanmıyor tabii ki. Ne yapacağım ben Canan? Ha? Hayır biliyorum, ben bu durumu abime söylesem bunu gerçekten kaldıramaz. Ya bu sefer kendini odaya değil mağaraya falan kapatır herhalde. Yok canım, yapma zaten öyle bir şey. Yani gerek yok. Ama eğer bu kız senin dediğin gibiyse, bak bunun gibilerin canı yanınca gözleri hiçbir şey görmez, seni de yakar vallahi. Yani söyleyeyim de. Of. Hadi tamam, üzülme şimdi sen de. Ama olmuş artık, yapacak bir şey yok. Ne yapalım, olmuş. Söyleyeceğiz bir şekilde. Vallahi sen böyle konuşunca her şey hallolacakmış gibi geliyor, biliyor musun? Ya sen almasan kafayı yiyeceğim yani. Zafer'le nasıl tanıştınız yani? Hı. İtalya'da mıydın o zaman? Burası en heyecanlı kısmı. Daha önce anlatmışlardı bize. Çok heyecanlı. Şöyle, benim İtalya'da bir iç mimarlık ofisim var. Orada tasarım, objeler ve mobilyalar yapıyorum. Muzaffer aslında otelleriniz için bu ürünlerden sipariş etmek adına benimle iletişime geçti. Ben de istediğim miktarda teslim edebileceğinizi geliyorum şimdi. Elbise çok yakışmış. Neymiş sürprizin bakayım? Güzelmiş. Bu evin havasından mıdır, suyundan mıdır? Herkes bir deli. Sen varken bize deli deme kayıp. Sana teşekkür etmek istedim. Geldiğin için, bütün bu saçmalıklara katlandığın için. Hadi yine yırttınız. Yalnız bak, o Feride denen kadına çok dikkat et. Kadın resmen psikopat. Ay, neydi o bakışlar öyle? Ha, düşünce bile içim ürperdi. Babam onun da hakkından gelir, merak etme. Sen öyle zannet. Bak değil baban. Hepiniz biri olsanız da yine onun hakkından gelemezsiniz. O kızın niye öyle olduğunu şimdi daha iyi anladım. Hemen yanıma gel.
buraya kaçtığımızı fark etmemiştir herhalde değil mi? Yok canım, son durum ne diye soracaktır. Ne oldu ne bitti merak etmiştir. Sedat aşağı in. Aşağıdakiler sorarsa iki yakın arkadaş kaynatıyor dersin. Hiçbirinize devretmediğini öğrendim. Çok üzgün ve kızgın olduğunu biliyorum. Lütfen ya telefonlarımı açıp ya da bir mesaj at. Yanımda olmama izin ver. Şanslı gecem de miyim acaba? Nasıl yani? Yani diyorum ki böyle tek başına bir köşede içmek için fazla yakışıklı. Ceren. Levent. Bu gecenin asıl şanslısı ben de olabilirim. Neyi aldın Levent? Kimdi bu arada? Eşin mi? Yok. O cehennemden arıyor. Kadrolu zebani kendisi. Ama sorunu cevaplayayım. Evliyim. Peki sen çok sık gelir misin bu taraflara? Arada bir geliyorum. Sen geliyor musun? Sedat Koroğlu bizim mekanda. Yanında bir kadın var. Fena durum. Bunu kaçırmak istemezsin. Artık bana geçsek mi? Olur. Hepsini şuradan al, üstü kalsın. İstersen burada da kuytu bir köşe bulabilirim. Yok, burası leş gibi. Bence bir an önce çıkalım buradan. Olur hadi. Çıkıyorlar, geldiniz mi?
Ayıp ettin, sokaktayız. Ne tarafta oturuyorsun? Çok uzakta mı? Yok, şuradan bir taksi bulduk. 10 dakika hemendeyiz. Güzel. Sedat Bey! Sedat Bey! Nalan Hanım nerede Sedat Bey? Yanındaki hanımefendi sevgiliniz mi acaba? İndirin şu kameraları. Aa, siz sarhoş musunuz Sedat Bey? İndirin şu kameraları. Ne yapıyorsunuz? İndirin. Bayağı çek lan şu kamerayı. Şey. Bizde ekmeğimi... Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne Anamın ak sütü gibi kazandığım o helal para var ya, ondan sana 5 kuruş vermiştim. Bitti. Sedat Koroğlu'nun defterini kapattım ben. Bitti. Bu dakikadan itibaren seni bütün malımdan, mülkümden, servetimden men ediyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Buyur. Bir şey içer misin? Olur, zahmet olmazsa içerim. Burası şahaneymiş. Senin kadar değil. Çok hızlı oldu. Ama güzel oldu. Evet, güzel oldu. Sana bir hediyem var. Bu senin için. Yok, evde değilim. Alp'in arkadaşları geldi, oturuyorlar. Ay, içime fenalık geldi. Ne bileyim, çocukları uyutup kaçtım ben de. Aynen. Ben seni arayayım mı? Tamam, hemen arıyorum. Tamam.
Senin ne işin var burada? Gerçekten harika bir soru. Ne işin var? Bilmem. Ne işin var acaba? Sen bu adamın kim olduğunu biliyorsun değil mi? Nişanlı olduğunu da biliyorsun. Yakında evleneceğini de biliyorsundur o zaman. Cana. Ya sen bu kadar değersiz misin? Bak her şey olabilir. Sedat Koroğlu'nun cazibesine kapılmış olabilirsin. Senin için ulaşılmaz olabilir. Hatta heyecandan ayakların yerden kesilmiş olabilir. Ama sana bir tavsiye. Evli nişanlı adamlarla görüşmek hiç doğru bir davranış değil. Hiçbir ahlak anlayışına sığmaz yani. Hadi canım. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne oldu Sedat Bey? Söylediklerimin hangisi yanlıştı? Hangisini beğenmediniz? Yoksa keyfiniz bozuldu diye mi bu sinir? Ne yaptığımı zannediyormuşum. Bir de bana sorabiliyorsun yani bir soruyu. Bu yaptıkların, kıza söylediklerin normal miydi? Evet. Herhangi bir yanlış var mıydı? Gerçekten saçmalıyorsun. Ben saçmalıyorum öyle mi? Ne o? Eski saçma sapan günlerine geri mi dönüyorsun yoksa? Hani önüne gelenle yatıp kalktığın, kendini kandırdığın günler. Geri mi geldi? Geçmişte yaptıklarından ders almadın mı Sedat? Başa mı sarıyorsun yani? Bu mudur kendinle ilgili planın? Benim ne yaptığım artık seni ilgilendirmez. Yoksa yeni bir cana mı arıyorsun kendine? Hadi itiraf et. Boşuna uğraşıyorsun. Benim yerime tutunacak başka birini ararken dibin en dibini boylarsın. Yalnız dikkat et. Senin o düştüğün kuyulardan kurtarmak için koşarak gelecek bir cana kalmamış olabilir. Kafayı yemişsin sen. Her şey için teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Bu yaptığın naz olmaktan çıktı artık. Kırıyorsun beni. Kim o? Nalan mı? Çok vaktim yok Çağla. Neymiş önemli olanı? Söyle hadi. Bak sen. Bu ne hız ya? Ne çok değiştin böyle bir anda. Hı? Bak ben buraya içki içmeye de gelmedim, muhabbet etmeye de gelmedim. Hadi al. Yarın öbür gün beni sokakta görsen selam da vermezsin artık sen. Çağla, söyler misin ne söyleyeceksin ya?
Ay o Feride denen kadından korkmuyor musun Allah aşkına? Ay tabii sen o hastanedeki hallerini görmedin. Ay çıldırdı kadın resmen. Böyle kafasına vura vura. Bir de böyle sabit gözlerini dikmiş bir yere bakıyor. Ay fena bir şey o. Korkmuyorum Cana. Kendi halinde kadın işte. Evet seni dinliyorum. Peki tamam. Bak benim için ayrılık okey bu arada. Olabilir yani. Sonuçta her ilişki sonsuza kadar sürecek diye bir şey yok. Yani medeni insanlarız. Nasıl başladıysa öyle de bitebilir. Zaten benim için buraya kadar bir problem yok. Ama işte problem nerede biliyor musun? Yaşadığımız onca güzel şeyden sonra beni arıyorsun. Bir daha görüşmesek iyi olur Cana. Bitirelim diyorsun. Tek bir telefonla. Yani bu kadar kolay yani senin için. Ben bunu mu hak ediyorum Sedat? Bu mu senin bize olan saygın? Tamam. Haklı olabilirsin. Ya bir telefon edip ayrılma kararı almam hataydı. Yüzde de konuşabilirdik, özür dilerim. Ama geldim bak karşındayım. Şimdi vedalaşalım artık ve bu defteri bir daha açmamak üzere kapatalım. Tamam. Niye gülüyorsun şimdi? Ya şu hayatımda onca şey yaşadım. Hani bir sürü şey de öğrenmişsindir eminim. Ama maalesef hala bana yalan söylemeyi beceremiyorsun. Keşke yalan söylemek mecburiyetinde kalmayacağım bir hayatım olsaydım. Daha niye? Bu senin için o kadar imkansız değil ki. İşte şu Cinderella kılıklı nişanla gayet güzel yapabilirsin bunu. Ne güzel böyle rahat rahat, hiç problemsiz, sıkıcı bir yaşantınız olur. Cana, ne diyorsun? Cana bak lütfen. Vallahi bak tertemiz bir hayatınız olur ha. Böyle çamaşır suyu gibi. Hani kokuyor ama tam kokmuyor. Hani lazım ama değil. Öyle uzaktan bakınca harika görünen sıkıcı hayatınıza mutlu mesut devam edersiniz işte. Ha eğer tabii sen her önüne geleni buraya getirip yeni Cana arama turlarından vazgeçersen. Cana yeter tamam. Buraya gelen Sedat da kabahat zaten. Aklıma... Yolun açık olsun bundan sonra. Kal sağlıcakla. Bana müsaade. Cana açar mısın şunu? Sence? Bak konuşacaklarımızı konuştuk. Oyun oynamak istemiyorum artık. Bitti. Vedalaşmadan gidersen pişman olmayacak mısın? Hayır. Bir daha istemeyecek misin? Hayır. Yaşadığımız bu kadar şeyden sonra... bir vedayı hak ediyoruz bence. Cana bırakır mısın ya şu kapıyı hadi. Bu son. Söz.